bazı kalemlerin dilinde ve elinde yeni bir kavram var. Ajans diyorlar. Hani bir zamanlar dış güçler diyorlardı. Dış güçlerin saldırısı altındayız. Ya da üst akılın oyunları bunlar. Millet ittifakı için üst akıl bir araya getirdi demeye getiriyorlardı. Mesela Sabah gazetesinde Hilal Kaplan artık ajans tabirini kullanıyorlar. Ajansın oyunları bunlar diye. Ve belli bir kitle TRT'nin o tarihi oldu söylenen dizilerini izleyen işte o dizilerle tarihi okumaya çalışan bir kitle Türkiye'nin muhalefetini ajansın yönettiğini düşünüyor. Ne olduğu belirsiz ajans. AKP'nin içinde bir grup dedim. Pelikan dosyasını yayınlayanlar işte o yalıda çalışmaya devam edenler, biz sivil toplum örgütüyüz diyenler, Berat Albayrak'a yakın duranlar, Süleyman Soylu'ya yakın duranlar, ikisinden uzak duranlar, saraya yakın durmaya çalışanlar, ne yapacağına karar verememiş olanlar ve kendilerine verilen görevi yapmaya çalışanlar var. İktidarın durumu budur, vatandaşın durumunu konuşacağız biz. Ama 128 milyar dolar nerede sorusuyla birlikte sorulan bir soru daha vardı. Haftalardır. Peki damat nerede? Damat diye siyasi tarihe geçen eski bakan Berat Albayrak nerede sorusu bugün bir yanıt buldu. E, cami cemaati içinde gizlice bir fotoğrafını çekti denildi. Yeni Şafak gazetesinden bir isim paylaştı fotoğrafı evvela sonra sosyal medyada büyüdü. Büyük Çamlıca Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve talimatıyla yapılan Çamlıca Tepesi'ndeki büyük camide Cuma namazı kılarken görüntülendi. Tesadüfen bir yere gitmedim buradayım demek istiyordu belki de Berat Albayrak. Yorgun olduğu, gerçi öyle olur insana bir huzur dolar içi. Şöyle bir gözleri kapanır hafif tansiyonu düşebilir. Belki Cuma hutbesini dinlerken başının öne eğildiği görüldü Cuma namazı sırasında. Bir yere gitmedim İstanbul'dayım Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılıyorum bakın. Demek istemişti belki de. Belki de gerçekten cemaatin içinden biri aa Berat Albayrak korumaları nerede acaba demeye fırsat kalmadan cep telefonunu çıkartıp fotoğrafını çekmişti. Siz nasıl yorumlarsanız. Berat Albayrak buradaymış ama 128 milyar dolar nerede? İşte o soruya verilen çelişkili yanıtlar vatandaşın kafasında soru işareti yaratmaya devam ediyor. Ve muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye. HDP'den Demokrat Parti'ye, Saadet Partisi'ne, Türkiye İşçi Partisi'nden komünistlere herkes bu soruya yanıt arıyor. 128 milyar dolar nerede? Buharlaştırdığınız 128 milyar dolar. 2019 Şubat ayında 54 milyar dolar fazla veren Merkez Bankası'nın net reser, net rezerv hesabının Ekonomik kadrolarının değiştirildiği 2021 Kasım ayında 47 milyar dolar açık verdiği de mi yalan? Tabii bu köşeye sıkışmışlığın temel sorumlusu hükümettir. 128 milyar dolar nerede sorusunu ısrarla sordu soruyor muhalefet. CHP sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezinden İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta Meclisten ses yükseltti. Şu salgın döneminde geçtiğimiz yıl vatandaşına doğrudan destek vermekte. Kendi akranlarımız arasında sondan üçüncü olduğunuzu gösteren, olduğumuzu gösteren uluslararası para fonu verisi de mi yalan? Nasıl bir Türkiye manzarası var ekonomik olarak baktığımızda bugün bir yıldır iş yerini açamayan tam pandemi bir şey demiyoruz. Fakat iş yerine çalışan bir esnaf var. Fakat bu esnaf destek alamıyor. Devletten destek alamayan, her gün durumu daha fazla zorlaşan bir esnaf kesim var. Artık esnaf Ramazan ayı olduğu için Ramazan'ın biraz ile ifade edecek olursak Türkiye'de benim yaşımın yettiği dönem için söylüyorum. Ta çocukluğumuzdan itibaren ekonomi içerisindeyiz. Hem bir esnaf çocuğum hem de bütün meslek hayatım ekonomi içerisinde geçti. Türkiye'de esnaf zekata muhtaç hale gelmiştir. Muhalefet Merkez Bankası'nın rezerv açığı verdiğini söylediği artan faizlere dikkat çekti. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile dünya enflasyon liginde 2020 yılında uluslararası para fonunun verilerine göre 17. sırada en güncel verilerle ise 14. sırada olduğumuz dünyada. Bu da mı yalan? Türkiye'de enflasyonun sebebi faizse ...yüksek faizse faiz aşağı çekin... ...her şey elinizde, yetkiniz var... ...o zaman niye faiz aşağı çekmiyorsunuz gibi... ...bir soruyu kendisine sormak durumunda kalıyor. Ekonomi muhalefetin... ...yeni günde de en sıcak başlığıydı. Bilemem, Büyük Çamlıca Camii'nde... ...fotoğrafı çekilmiş Berat Albayrak'ın... ...fotoğrafı çeken... ...video çekmeyi bilmiyor muymuş... ...ya da cami çıkışında... ...gazeteciler beklerler... ...bir kare görüntü alınamamış mı... Bu bu kare nasıl sızdırılmış sosyal medyaya? Buradayım demek istediği için e, buna müsaade edilmiş. Yani bu kare sızdırılmış. Evet inanmadığını söyleyen izleyicilerimiz var. Ortaya çıkıp bir açıklama yaptığı güne kadar gerçekten nerede olduğuna inanmayanlar olacaktır bakanın. Geri döner mi kabineye? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bileceği şey. Ama bir güç savaşlarının devam ettiği de açık. Bir de yanlış verilmiş kararlar ve halkın harcanmış parası. Biz paraya bakalım. Halkın ekmek derdine bakalım. Seviyeli muhalefetten söz ediyordu. AKP'den Hamza Dağ attığı tweette nasıl